Hiç güldüğümü hatırlamıyorum evliyken. 12 yıl. Hiç hatırlamıyorum. Çünkü sürekli şiddet görüyordum. Çocuklarım görüyordu babalarını. Bu şiddet ne zaman başladı? Benim büyük oğlum 1 yaşındayken. Şu an 12-13 yaşında diyeyim. Ne şekildeydi bu şiddet peki? Ya bıçakla gezerdi, hani tehdit ederdi. Bir gün uyandığından ağzım burnu kan içinde. Bir çocuğunu ölü bulabilirsin diyordu. Yani sürekli tehdit, her şeye tehdit. Dışarıda bağırır çağırırdı, konuşurdu, küfür ederdi. Kolumu kesti benim şuradan camdan. Onu gösterdiğim halde bir şey olmaz, kocandır, ne olacak? Bizim eşimiz bizden dayak yemiyor mu gibisi. Sineye çek dediler sana. Aynen, evet. Çocuklarım var. Yapacak bir şey yok, kimse bakamaz. Benim annem zaten abimin yanında kalıyor. O yüzden hani bana söyle, annem dedi bana gel çocuklarını bırak, 3 çocuğunu bırak gel ben bakarım sana. El kızı var bakamayız çocuklarına falan. En son zaten büyük oğlumu dövdüğünden acilik etti bunu. Kafasını duvara vurarak. Hatta ben dedim ki hani şikayetçi olacağım, neden böyle bir şey yaptım? Ben bilerek yapmadım, yaparsan aynısını sana da yaparım diye. Ben yine korkudan bir şey yapamadım. Kaç yaşındaydı o zaman çocuğu? 11 yaşında falan. Yani sürekli onun korkusundan kapıları kilitler uyurduk. Sürekli ben zaten arkadaşa gidip geliyordum, evde duramıyordum. Yani o sadece o değil, ailesi de aynısını görüyordum ailesinden. Ailesiyle birlikte mi yaşıyordun? Ailesiyle birlikte değildim, ayrıydım ama her şeyime karışırdı. Hani eşimin kafasına doldurup doldurup gönderirlerdi bana. Peki onunla nasıl evlendin? Nerede tanıştınız? Tanışmadım. Bu görücü usulü benim ailem zorlamadı. Ben istemeyerek zorlamadı. Kaç yaşındaydın evlendiğinde? 18. Aramızda 11 yaş var. Yani. 18 yaşında. Hiç sevdin mi peki? Evliliğin başından? Sevmedim. Yani bu yüzden benim ailem de bana arka çıkmıyordu. Yani ben boşanmak her istediğimden sürekli bir engeller çıkıyordu. Bırakmıyorlardı boşanmamı. Hani ölüyorsan da eşin yanından öl, bizde boşanmak yok gibisi konuşuyorlardı. En sonunda ben zaten Adil ablayla tanıştım. Yani onun sayesinde kurtuldum ben bu adamdan. Hı-hı. Birkaç gün ben arkadaşımla kaldım ev ayarlayana kadar. Yani sosyal hizmetlerde ben yardım aldım. Öyle çıktım zaten. Hani buraya geldim. Her boşanma ailem izin vermiyor. Yani boşanamazsın. Abim istemez, hani millete ne deriz gibi. Sen sürekli kendilerini düşünürdü, hani benim neler çektiğimi bildikleri halde yine bir şey demiyorlardı, karışmıyorlardı. Yani ne diyeyim? Ya zaten ben her defasında aileme anlattığımda bir şey olmaz. Ne yapabilir ki? Hani söylüyordum böyle böyle bir şey yapıyor, bir şey olmaz, sadece senin gözünü korkutmaya çalışıyordu derdi. Yani mecburen artık. Hani 3 tane çocuk neden oldu belki, sen hani sevmedin için bu çocuktan neden? Çünkü benim ailem bana arka çıkmıyordu. Bu adam bana diyordu, sen bana mecbursun. Ya ben şu an ayrı olduğum halde yine rahat vermiyor. Sürekli yani ben burada herkese evli olduğumu söyledim ama hani eşim yurt dışında çalışıyor diye herkese söyledim. Evden çıkarmasınlar diye. Sürekli hani yine kapıya gelir, cama taş atar, bağırır, çağırır. Hani buradakiler siz kim diye. Siz boşandınız ki. Boşandık. Ha evet, bitti boşanma. Sadece kimliklerin değişmesini bekliyordum. Sürekli burada. Kapın önünde, camın önünde. Bir koruma kararı falan yok mu? Uzaklaştırma kararı. Bitti herhalde. Bittiği için mi geliyor bilmiyorum. Yani ondan boşanma 1,5 sene falan oldu. 1,5 yıl falan oldu. Boşandığını söylemiyorsun insanlara. Neden? Evet, söylemiyorum çünkü beni burada çıkaracağını biliyorum. Buraya gelmeden önce ben biraz ileride oturuyordum. Hani boşandım kimseye söylememiştim. Daha sonra hani kimseden öğrenmesine ben söylemek gereği duydum. Söyledim. Söyledikten sonra zaten bir hafta geçmeden kavga çıkarttılar. Ev sahibi aradı. Ev sahibi beni evden çıkarttı. Boşandım diye hani tamam diyorlardı. Boşandım duyduğun zaman vazgeçiyorlardı. Şu an geçinemiyorum. Ben suyumu, elektriğimi hiçbir şey veremedim. Yani bazen buradan bir arkadaşım var, Allah razı olsun. Bazen o hani 50 lira, 20 lira o verir. Çocuklarını bezini almak için. Su, elektrik faturaları hepsi birlikte ödeyemiyorum. Nasıl, ne yapacağım? Ben şeyden, vakıftan da alıyordum. Gittim ne sordum. Sosyal hizmetlerinden. Oradan ayrıca kira için sadece bir kiramı verebiliyorum zaten şu an. Hani belediyeden falan hiçbir şey alamıyorum. Bu vakıftan falan hiçbir şey alamıyorum.
Böyle. Peki o sosyal yardımlaşma vakfı devam ediyor mu sana? Yok, vermiyor. Çünkü eşim, gittim sordum. Bana dediler ki senin eşin, biz barıştık diye. Hani biz eşimle barışmışız. O yüzden şey yaptılar, vermediler artık. Bir kere aldım, tadı almadım zaten oradan. Bunu eşin mi? Evet, eşim gitmiş söylemiş, biz barıştık diye. Ve onlar gelip burayı denetleme ihtiyacı duydular. Yok, gelmediler. Yani ben şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Nafaka filan? Nafaka da vermiyor. Yani 500 lira vermesi lazım, vermiyor. Ben hastayım, ne yaparsan yap, ben veremem parayı diyor. Peki şu an sen ailemle görüşüyor musun? Kendi ailemle? Ya ailemle görüşüyorum, ailemde bir yardım görmüyorum. Sen böyle bir şey olacağını bilmiyor muydun? O zaman boşanmasaydın diyorlar. Ailene sen bu adamdan şiddet gördüğünü anlatıyordun değil mi? Evet, anlatıyorum. Kendileri görüyordu zaten. Onların yanında da mı dövüyordu? Onların yanında da yapıyordu. 12 yıl boyunca şiddet gördünüz ve evet, aileniz buna tanıklık etti ama gelenek, görenek vesaire diyerek evet, sizi her defasında o şiddetin içine geri ittiler. Aynen öyle oldu. Ama yani 12 yıl sonra, belki 13 yıl sonra başka insanlarla karşılaştınız bu dernekte. Farklı mıydı onlar? Yani ailenizin tavrıyla onların tavrını mesela karşılaştırsanız. Çok farklıydı. Çok farklıydı. Yani daha doğrusu benim gerçek ailem o, yani ailem değilmiş. O zaman hissettim. Dernektekiler daha da bir farklı geldi bana zaten, konuşmalar olsun falan. Yalnız değilim diye düşündüm. İçime kapanık bir insanım aslında, o kadar çok fazla konuşmam. Bir de bunu söyleyeyim, ben şeyden, sığınma evinde de bir 20-30 gün kaldım, bir aya kadar. Çünkü ben eşimle, büyük oğlumu hani biraz şiddet uyguladığı için ben buradan aileme gittim. Geri tekrar eşimi aradılar, gel çoluk çocuğunu al, biz bakamayız dediler. Eve döndükten sonra tekrar aynı şey. Çocuklara işte bağırma, çağırması falan. Bu sefer gittim sığınma evinde, bir ay falan kaldım. Ondan sonra gelip orada da aldı beni. Ben düzeldim, bir daha karışmam falan. Tekrar gene aynı oldu. Ondan sonra ben zaten Adil ablayla tanıştım. Onunla tanışmadan önce mesela nasıl hissediyordun? Kendimi yalnız hissediyordum. Evet, çaresiz. Çünkü hiçbir şey yapamıyordum. Aslında çok şey yapmak istedim ama çocuklardan dolayı hiçbir şey yapamıyordum. Şu an çocukların şeyi nasıl, psikolojisi nasıl? Peki? Benim büyük oğlum pek iyi değil psikolojisi. Gördüğü şiddet nedeniyle evet mi? Hani kendi dışlanmış hissediyor sürekli. Hı. Korkmaya başladı. Birkaç kere bayılmaları falan oluyordu. Doktora götürüyordum. Psikolojik mi böyle oluyor falan. Yani böyle. Aynısını onun başına da geldi benim kız kardeşimin. O da mı yaşadı? O da yaşadı. Şimdi bu da ikinci evliliği kız kardeşimin. O da şiddet görüyordu. Evet. Şu an mutlu mu peki? Mutlu. Ya o benden daha kötüydü. Nasıl daha kötüydü? Ya daha nasıl diyeyim yani... Hep bıçak izleri vardı, çatal izleri vardı, sigara izleri vardı. Yani o daha da benden daha şeydi. Kocası aldatıyordu. Sonra birkaç tane çocuğu ortaya çıktı onun eşinin. Ondan sonra boşandı bu kardeşim. Ailen onun için ne dedi? Yani onun boşanması için ne dedi daha doğrusu? Onun için pek fazla bir şey demiyorlardı. Kardeşim annemle beraber kalıyordu. Çocuğumla beraber. Yani ona arka çıktılar ama bana değil. Benim 3 tane çocuğum olduğu için. Çocuğunu bırakırsan bakarız. Bırakmazsan başın çaresine bak derdi. Yani sen bir şekilde ya kendin başa çıkacaksın bununla. Evet. Ya da razı geleceksin. Aynen öyle oldu. Ama sen şey seçtin sanıyorum. Bir şekilde mücadele etmeyi seçtin. Evet. Zor oldu ama başardım. Buna da razıyım çünkü şimdiki, daha önceki şükrediyorum yani. Buna da şükür diyorum. En azından yani şiddet rahat görmüyorum. Var. Rahat, kafam rahat hiç olmazsa. Çocuklarım gözümün önünde. Faturalarım duruyor. Ben şu anda yani bizim orada bir şey bakkal var, ondan borç yapıyordum. 200 liraya kadar borcum vardı orada. O da artık vermiyordu. İşte geçen kiramı aldım diye adamın kirasını verdim ama 100 lira eksik verdim. Hani sürekli adam borcunu istediği için oradan kesip oraya verdim. Gıda bir Ramazan'dan muhtarlıktan bir koli gelmişti bana. Onun dışında? Onun dışında yok.
Mesela pazar alışverişine falan gidiyor musun? Yok. Zor durumdayım. Yani ne bileyim, suyu, elektrik, doğalgaz faturalar hepsi duruyor. Yani çocuğa bez bile alamıyorum. Bir arkadaşım var. Hani çocuklarım o bez alır. Birkaç kere o aldı ama hep eşinden gizli yapıyor. Hani eşinden gizli bana yardım ediyor. Eşi de çok yardımcı oldu ama her zaman da olmaz yani. Her zaman da yardım edecek şey yok. Peki çocukları bırakabileceğim bir yer olsa çalışır mısın? İşte bırakacak bir yer olsa ben istiyorum hani çalışmayı. Ben hatta burada bir tane şey tanıdık var. Ben tekstilde çalışıyordum daha önce de, evlenmeden önce. Ben söyledim hani eve iş alsam verir misiniz falan, makine falan istedim. Eve iş veremiyoruz dedi. Hani istiyorum bir merdiven, hani temizlik olsun, ev temizliği falan olsun. Hani bu çocuk benim küçük olmasaydı ben her tamam hani ben çalışırdım. Senin gibi bir şekilde şiddet gören bir kadına, hala o şiddetin içerisinde olan kadınlara bir şey söyler misin? Boşanmaları da yani her gün bu eziyeti, bu şeyleri çekmektense ben de çok çektim. Ama şu anda rahatım. Yani bunların da böyle yapması bence daha mantıklı olur. Ben birkaç kere şikayetçi oldum daha işimden boşanmadan önce. Ben konuştuğumdan bana orada bir tane memur bana dedi ki sen hak ediyorsun dedi bunu. Sende bu çene varken kimse zaten yediğin dayakları hak ediyorsun. Ben kavga, evet. Hatta dalga geçerek konuşunca ben sinirlendim. Ben de orada hani konuştum. Bizim eşimiz dayak yemiyor mu bizde falan gibisi konuştu. Kocan da dövsen ne olur ki? Sen sürekli zıpırt neye geliyorsun buraya? Senin başka işimiz yok da sizinle mi uğraşacağız? Yani ben kağıt falan istediğim zaman kağıt mevcut yok. Tersler, yani sürekli ters diyorlardı. Sürekli artık sizi görmek zorunda mıyız? Başka işlerimiz yok mu gibisi konuşuyorlardı. En son ben arkadaşımla gittim. Arkadaşım tartıştı o polisle. Ya dedi bu hani bu bayan doğru mu söylüyor? Eşinden işkence mi görüyor? Hani anlaşamıyorlar mı falan? Benim arkadaşım bana diyor ki, bana soruyor ama diyor ki sakın gidip de arkadaşına söyleme. Hani sürekli bir tersiyor da her hani ifade verdiğimden dalga geçerek konuşuyordu. Günde 2-3 kere gidip geliyordum ama hiçbir şey yapamıyorlardı. Götürüyorlardı eşimi, tekrar serbest bırakıyorlardı. Hani hasta şey var diye, raporu var diye hiçbir şey yapamıyoruz. Ama eşim sürekli kapının önündeydi. Tehdit, ben hani birkaç kere gene aradım kapının önünde yakaladıkları için. Götürüyorlardı, geri serbest bırakıyorlardı. Yani hiçbir şey yapamadılar. Bu 12 yılda hiç böyle güzel bir anın oldu mu? Olmadı. Hiç mi? Olmadı. Birazcık güldün, azıcık eğlendin, ettin. Hiç güldüğümü hatırlamıyorum evdeyken. Çünkü sürekli şiddet görüyorum eşimi. Çocukların mesela evin içinde oynarken tedirgin oluyorlar mıydı? Oynarlardı. Babası ta işten eve gelene kadar herkes odasına geçerdi. Büyük oğlum odasına girer, kapısını kilitler, öyle uyurdu. Ha dediğim gibi kolumu kesti benim camdan. Çok şey oldu daha doğrusu hani. Bir kere ben de acilik oldum. Yani baya kafama vurmuştu benim. Öyle bayılıp kalmışım. Hani benim büyük oğlum, arkadaşlarım, komşular falan çağırmıştı. Ondan sonra ailesi, işte babası falan geldi. Baya hakaretler etti. Beni evden attı. Evin anahtarı benden alıp dışarı attı. Kafamdan büyük bir darbe almıştın, hastaneydin. Evet. Darp raporları falan aldın o ara? Almadım çünkü tehdit ediyordu. Ne diye tehdit ediyordu? Ben söylüyordum rapor çıkaracağım işte hani öyle bir şey yapamazsın. Öyle bir şey yaparsan 3 çocuğu da göremezsin. Ben zaten hastayım, kimse bana bir şey yapamaz. Seni burada öldürsem de kessem de kimse bana bir şey, çünkü benim raporum var diyordu. O rapordaki gibi gerçekten hasta mıydı? Ya zaten gerçek hasta olmasa neden böyle bir şey yapsın ki? Yani sana şiddet uygulaması dışında ya da çocuklara böyle şiddet uygulaması dışında senin onun ruh halinde bozukluk olduğunu fark ettiğin zaman oldu mu? Çünkü saçma hareketleri vardı. Eline bıçakla gezerdi, makasla gezerdi. Ben böyleyim. Sürekli biz uyuduğumuzdan kapımız kilitliydi bizim. Zorla içeri girmeye çalışırdı. Bağırıp çağırırdı, kapılara vururdu. Annem otur şuraya. Otur. Hayır olmaz, otur. Çok şey yaşıyoruz hani. Yani daha doğrusu sokağa çıkarmayı bile korkuyorum hani başına bir şey gelecek diye. Neyden kaynaklı tedirgin oluyorsun? Hani babasından.
babası karşımıza çıkarsa diye. Evet, hani bir şey yapar diye. Ya korkularım aslında çok. Bazen babası görmek istiyor. Hani göndermediğim zaman sen hani göndermezsen ben gelirim. Kapı açmazsan böyle böyle yaparım. Hani herkese boşandığını söylerim. Çünkü herkes evli olduğumu biliyor. Bu yüzden mecburen kalıyor. Hani gönderiyorum. Kalıyor bazen orada. Yani sabah kadar aklımda. Sabah oldum hemen arıyorum, eve gel. Eve çağırıyorum. Yani babası çünkü normal bir insan değil. Hani bir zarar verecek. 18 yaşındaydın evlendiğinde. Evet. 17 yaşını falan hatırlıyor musun böyle? Nasıldın o zamanlar? Hayattan beklentin neydi? Mutlu muydun? Böyle ziyan olacağımı hiç beklemiyordum. Yani çok, hem çok farklı oldu ya benim. Düşündüğüm böyle değildi hani. Böyle bir şey başıma geleceğini ben düşünmüyordum. Aklım ucuna bile geçmiyor. Hani benim ailem bildi, hani bunu tanıyordur, hani biliyordur. Hani neden kötü bir insana versin ki? Ben zaten abim dediğinden babam yok benim. Hep abim lafınla, sözünle, o ne diyorsa o. Ben hatta hani istemiyorum dediğimden susturdular, mecbur. Biz kabul ediyorsak senin yapacak bir şeyin yok. Neyse o. Sırf durumları iyi diye. Başkasını seviyordum ama başkasına evlendi başkasını. Ailen biliyor muydu onu? Biliyordu. Biliyorlardı. Ama müsaade etmediler. Müsaade etmediler. Hani eğer kaçarsam, bizden habersiz bir şey yaparsan seni asla affetmeyeceğim. Ben de hani annem de rahatsız olduğu için yapamadım. Çok seviyordum ama annemi düşündüm de, ailemi düşündüm ama ailem beni düşünmedi. Hani diyorum keşke o zaman yapsaydım, dinlemeseydim. Belki de böyle şeyler benim başıma gelmezdi. Benim çocuklarım o kadar perişan olmazlardı. Yalnız olsam büyük kötü ben geçinirdim. Her türlü geçinirdim ama 3 tane çocuğum var. Elim ayağım bağlı, hiçbir şey yapamıyorum. Hani yeri geldim çok aç kalırlar. Yeri gelmiş 1 lira bile hani ekmek parası bile bulamıyorum. Eşim çocukları seviyordu. Sen istedin mi bu çocukları? Hani çok, nasıl diyeyim, isteyerek olmadı. Ya benim eşim, daha doğrusu sen bana mecbursun. Senin ailen sana sahip çıkmıyor. Sen, sadece senin sahibin benim. Ben ne dersem o. Çünkü biliyordu, ben her aileme gittiğimden ailem beni tekrar buna gönderiyordu. Hani uyuyamıyordum. Sürekli beni korkuttuğu için. Bir kere kapıya vurdu, kapıyı kırdı. Ondan sonra sürekli beni korkutuyordu. Gece böyle olur, işte birisi eve girecek, dikkatli ol. Sürekli beni korkutmaya çalışıyor. Bu sefer benim psikolojik... Ben hastalandım, bayağı hastalandım. Benden korku vardı, atlatamıyordum. O zaman gene biz 6-7 ay biz ayrıldık eşimle. Annemde kaldım. Düzeldim. Düzeldikten sonra tekrar eşime döndüm. Tekrar beni gönderdiler. Tekrar oldum, sefer doktora gitmeden kendi kendimi hani atlatmaya başardım. Aslında ihtiyacım var ama gitmek istemedim. Çünkü bana diyorlardı hani ilaç kullansan çocuklarına bakamazsın. Ben kendi kendime atlattım bunları. Hamilelik sürecinde şiddet devam etti mi? Hamilelik sürecinde bağırır çağırır da hani zaten ben oğlumdan hamileyken 3 aylık kolumu kesti benim. Aslında ben bu boşanma nedeni en çok da benim kaynımdan da ben taciz ediyordu. Kaynım mı? Kaynım. Bir de bundan en çok kurtulmak istedim. Yok, ayrıydım. Ama bana gelip gidiyordu sürekli. Yani aile normal bir aile değildi. Hepsi birbirinden biterdi. Peki eşin biliyor muydu bunu? Biliyordu ama görmemezlikten geliyordu. Çünkü bir ara ben söyledim, yalan söylüyorsun, iftira atma demişti bana. Hani bu inanmıyorsa başkası nasıl inansın? Ben sadece bunu aileme söyledim. Ailem yine bana dedi ki hiç kimsenin kulağına gitmesin, kimse inanmaz sana. Boş ver. Ya benim ailem zaten hani inansa da bana diyordu bir şey olmaz. Evini alma olsun, olur biter. Yani hamile oldum halde. Kendisi de. Saldırıya mı evet. Geçti? Evet. Aslında ben bunu fark etmiştim ama hep görmemezlikten, bilmemezlikten. Çünkü çekiniyordum hani hiç benim bilmemezlikten geliyordum, görmemezlikten geliyordum. Benim anladığımı hani bilmesin. Bir öyle, iki öyle ben hani en sonunda söyledim. Hatta tokat da yemiştim ondan. Neden yapıyorsun böyle? Karşı çıktığın için mi? Evet, karşı çıktığım için. Ben eşimi istemiyorum. Ben hani söyledim.
Abinin eşiğim, nasıl hani böyle yanlış gözle bakabiliyorsun? Şeytana uyma diyordum ben. Hatta bayağı kavga ettik. Senin yaptığın doğru değil. Neyi doğru, neyi yanlış senden mi öğreneceğim gibisi. Boşanman üzerindeki en büyük etkilerden biri buydu yani. Yani. Böyle bir şey olmasaydı boşanmayı düşünür müydün yine? Ya yine boşanırdım. Ama belki daha şey... Hani Adile abla o zaman olsaydı belki daha da hani bu iki çocuğum olmadan da boşanabilirdim. Ya bu zaten hepsi üste geldiği için ben artık bunalıma girmiştim.